Merhaba değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Kuvayi Milliye'nin doğuş noktası, Balıkesir ilimizin turizmin uğrak noktası Edremit Akçay'dan sesleniyoruz. Bölgede 80'li yıllarında biraz daha gerisine gidebiliriz aslında. Bu sektöre hizmet veren noktamız Sarıkız Taksi'deyiz. Buranın şoförlerinden, 8 usta şoförümüzden birisi İbrahim Göçer yanımızda. Bu işin de kurucusu, babasıymış. Bakalım şimdi hikayeyi kendisinden dinleyeceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle şahsınızı önce kısaca bir izleyeceğimize tanıtalım. Bu işin de herhalde başlangıcı babanız herhalde. Evet. Sizden evet. Bir dinleyelim hikayeyi şöyle. Adım İbrahim Göçer, 1980 doğumluyum. 78 yılında başlayan bir süreçten bahsediyoruz. 88 yılında da resmiyete dökülen bir iş. Güzel. Sektöründeyiz. Bölgede anladığım kadarıyla farklı lokasyonlarda bu işi babanız başlattı. Yanında arkadaşlarıyla yıllardır bu iş yürüdü. Evet. Ama siz de anladığım kadarıyla hep 8 sabit taksi değil mi? Tabii. Evet. Sayımız 8 bu. 8 sabit. Evet. Tamam. Şimdi 8 tane taksi mi var? Evet. Tamam. Nasıl bir sistemimiz var? Mesainizden bahsedelim. Öncelikle aile. Hepimiz bir aileyiz, müşterilerimizle evet. Birlikte. Hı-hı. Memnuniyet çok önemli bizim için. Kilometre sınırımız yok. Yok. İstediğimiz her yere gidebiliyoruz. Daha sohbette bahsettiniz, Diyarbakır'a bile yolcu evet, götürmüşsünüz. Tabii Diyarbakır, bir cenaze olmuş, İstanbul, hastalar olmuş. Türkiye'nin her yerine hizmetimiz var. Güzel. 7-24 çalışıyoruz. Burası, yani burada her zaman bir anladığım kadarıyla şoförümüz, taksimiz hazır yani. Anladığım kadarıyla tabii, tabii. Bununla ilgili bir problem yok. Kesinlikle. Araçların bakımından bahsedelim. Yıllık bunlara dikkat ediyorsunuz değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Her 10.000 de ve başkanlığımız hı hı. Önderliğinde arabalar kontrol edilip güzel. Bütün bakımları kilometre bazında anladığım tabii, kadarıyla tabii. Geldikçe yapılıyor. Evet, araçların evet. Tabii biraz modelin de düzgün ve temiz olması gerekiyor. Kesinlikle. Müşterinin konforlu bir şekilde seyahat etmesi için evet. Bunlara da önem gösteriyorsunuz tabii, değil tabii. Mi? Arabalarımız zaten son sistem olup yani günümüzün şartlarına, tabii özelliklerini taşıyabilecek. Güzel. Peki şimdi hizmet verirken neye önem verirsiniz? Müşteri memnuniyeti önemli sizde özellikle çok önemli. Tabii, önemli. Çok önemli. Mutlaka önemli yaşadığınız zorluklar da vardır. Muhakkak. Evet. Yani elimizden kaldığı kadar nasıl geldiği kadar sabırlı olmaya çalışıyoruz. Evet, sizin işiniz çünkü çok tabii, önemli. Tabii sabırlı olmaya çalışıyoruz. Üstümüze gelen çok oluyor. Hı-hı. Çok üzmeye çalışan oluyor ama biz her zaman saygımızı korumaya çalışıyoruz. Güzel, peki. Şimdi sizin burada bir komşunuz, eskiden de bakanmış, sizinle ilgili evet. Güzel de bir şiir yazmış. Hilmi abimiz, Hilmi Güzel. Evet. Eski Orman Bakanımız. Anladığım kadarıyla güzel diyaloglarınız olmuş. Çok, sizi çok. De met edebilir. Şiir bile yaptınız. Evet, güzel. Sağ olsun. Durağımız adına. Sarıkız Taksi adına, durağınızın adına bir şiir de yapmış. Yazdı. Peki. Evet. Şimdi böyle bir hedef var mı kafanızda ya da böyle araçlarla ilgili bir değişiklikler, modellerle ilgili bir şeyler olacak mı? Geçen süre tabii ilerliyor. 2020 yılındayız artık. Çağımıza uygun. Yani günümüzün neye ihtiyacı varsa biz araçlarımızda onu vermeye çalışıyoruz insanlara. Evet. Yani arabalarımızda çoğunda mesela internetimiz bile var. Onu soracaktım. Ha. Böyle Wi-Fi çalışmaları. Tabii Wi-Fi çalışmalarımız var. Arabalarımızın bazı arabalarımızda mesela televizyon. Ekranlı. Uzun yolda mesela her ihtiyacı hı-hı. Karşılıyoruz. Siz anladığım kadarıyla gelen müşteriyi dinleyip onların gideceği kilometre sınırına göre herhalde tabii. Mesela ekranlı araç gidebilir mesela. Tabii. Tabii. Yani sıkılmaması lazım konu. Ya şöyle kısaca söyleyelim. Hani nasıl diyeyim? Şu anki günümüzdeki otobüsçülüğü biz yansıtmaya çalışıyoruz. Hemen hemen işte. Aynısını evet, yansıtmaya çalışıyorsunuz. Güzel. Peki şimdi size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah böyle ilerleyen süreçte burayla ilgili yeni bir hizmetinizle tekrar buluşacağız ama İnşallah. Şimdi sizin burayı ziyaret eden, sizden hizmet alan, şimdi burası Akçay deyince turizmde uğrak bir noktası. Evet. Şöyle herkese bir teşekkür yapalım sizi tercih eden müşteri portföyünüze. Tabii. Bütün Sarıkız Taksisi ailesi olarak evet. Bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi tercihleri ettikleri için tabii evet, ki. Evet, peki. Yabancı müşterileriniz de oluyor. Tabii. Müdavi müşterileriniz özellikle var mı? Özellikle biz şunu da belirtmek istiyorum. İzmir havalimanlarında da çok çalışıyoruz mesela. Hmm. Yurt dışından gelen müşterilerimiz çok bizim. Güzel. Özellikle. Yani otellere, havalimanlarına, tabii, otellere, gidebilecekleri havalimanlarına, her noktaya. Her noktaya. Güzel, her nokta. Güzel. Türkiye'nin her yerine hizmetimiz var bizim. Peki yerli, yabancı sizi tercih eden tüm müşterilerinize ayrı ayrı teşekkür çok etmiş teşekkür olalım. Ederim. Ben size başarılar diliyorum. Ama çok kısa da şöyle bir şoför abilerimizin isimlerini bir sıralayalım. Kimler var burada? Şimdi önce kuruculuktan başlayalım. Tamam. Emin Onaran. Hı hı. En büyüğümüz. Durağımızın sözü geçen insanlarından bir tanedir. Tamam. Mehmet Göçer, Erol Atik, Tamer Zeybel. Ondan sonra Batuhan dediğimiz arkadaş. Evet. Şoförlerimizden mesela Cengiz Bey,
Selahattin Bey. Hı hı. Ercan Bey. Güzel. Yani bayağı kalabalık. Her arabada ikişer kişiyiz. Güzel. Peki. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun. İlerleyen zamanda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi Balıkesir, Edremit, Akçay bölgesindeyiz dedik. Turizmin uğrak noktasında taksi ile ilgili arayacağınız ilk nokta olsun diyelim. Biz de size öneriyoruz. Burası geçmiş uzun yıllara dayanıyor. Tecrübe artık burada 8 araçla size profesyonelce hizmet veriyorlar. Buranın şoförlerinden diyelim, usta şoförlerinden birisi İbrahim Göçer'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'ya aktarıyoruz. Hoşça kalın.